Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. İsmim Dilek. Soyadım Ülgen. 11 yıldır Urfa'dayım. Yani aslen Kütahyalıyım. Bu işi 20 yıldır yapıyorum. Ama son zamanlarda rövanşta olan tırnak, protez tırnak, ipek kirpik, kalıcı kaş işlemleri, yani kalıcı makyaj, yer kalıcı makyaj. Bunların içerisinde 5-6 yıldır bulunuyoruz. Onun haricinde normalde kuaförüm. Aynı zamanda güzellik uzmanıyım. Peki COVID-19 süreci hepimizin malumu. Bu durum sizi nasıl etkiledi? Bu durum tabii ki bizi fazlasıyla etkiledi. Şöyle ki, zaten pandemi sürecinde biliyorsunuz karantinada bir 2 ay kapalı olduk. Bu süreç tabii ki bayağı bir hem müşterilerimizi hem de bizi mağdur etti. Onun haricinde insanlar gelirken tedirgin oluyorlar. Evet, ama öncelikle şöyle düşünmelerini istiyoruz. Biz daha önemliyiz. Onun için biz hijyenimize müşterilerimizden daha çok dikkat ediyoruz ki önce kendimizi koruyalım, sonra da müşterilerimizi. Bunun için de gerekli zaten bütün hijyen önlemlerimizi aldık. Ürünlerimizin hepsi ağdalarımıza kadar tek kullanımlık. Ki bunu pandemi sürecinden çok önce başlatmıştım zaten. Tek kullanımlık manikür olsun, ağda olsun, buradaki kullandığımız ürünler olsun, diğer dükkanındakiler, hepsi de tek kullanımlık ürünler. Peki koronavirüs öncesinde sizin işleriniz nasıldı? Koronavirüs öncesinde işlerimiz tabii ki buna göre birazcık daha rövanştaydı ki şöyle, okulların tatil olması, bizim daha fazla müşteri kitlemiz memur kesimi aslında. Tabii ki onların şehir dışına gitmeleri, ailelerinin yanına dönmeleri, şu an biz yerli halkımıza hizmet veriyoruz. Onun haricinde çok da fazla hani müşteri açısından kaybım yok açıkçası. Daha yeni müşteriler edindik ama kendi müşterilerimiz şu an Urfa'da değil. Okullar açıldığında inşallah daha iyi olacak. Peki şu an için konuşursak, şu an iş durumunuz nasıl seyrediyor? Şu an iş durumumuz nasıl seyrediyor? Daha sakin. Mecburen randevulu çalışmamız gerekiyor. Tabii ki belirli bir sayının üzerine çıkamıyoruz. Önceden böyle bir sıkıntımız yoktu. Bir işlem bitmeden diğerini alamıyoruz. Bekleme salonunda en fazla 2 kişi alabiliyoruz. Yani yanında kimseyi getirmemesini rica ediyoruz. Tabii ki önceden yanındaki gelen bayan da işlemi gördükten sonra ikna olup işlem yaptırmak istiyordu. Şu an bu avantajlarımız maalesef yok. Şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi Şanlıurfa'da güzellik merkezine gelmek isteyen, ihtiyaç duyan bayanlar var. Ama pandemi sürecinden dolayı, içine bulunduğumuz süreçten dolayı gelmeye haklı olarak çekiniyorlar şu anda. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii ki çok haklılar aslında. Dediğim gibi önce biz korkuyoruz. Birebir yakın temasta olan biziz. Müşterilerimize gelecekleri zaman onların alması gereken önlemleri de söylüyoruz. Ama buraya geldiklerinde lütfen içleri rahat olsun. Şöyle ki, hijyen koşullarına dikkat ediyoruz. Maske kullanımı kesinlikle, maskesi müşterimiz almıyoruz. Kapı girişinde de dezenfektanımızı yapıyoruz. Ellerini zaten her işlemden sonra biz temizliğimizi diğer müşteriden önce sedye örtümüze kadar yeniliyoruz. İçleri rahat olsun. Bu konuda çok sıkıntılı. Bizi tanıyan müşterilerimiz biliyorlar ne kadar dikkat ettiğimizi. Ondan dolayı belediye tarafından da kontrollerde seçili bir kuaför olduk. Hani dezenfekte konusundan. Normalde biliyorsunuz klimaların bile çalışması yasaktı. Onların izni verildi. Tabii ki bu yaptığımız hijyenden dolayı. İçleri rahat olsun. Dediğim gibi biz daha çok korkuyoruz. Dışarıdan gelen onlar. Onları da düşünüyoruz, kendimizi de düşünüyoruz. Peki şu anda salonunuzu günlük temizliğini nasıl yapıyorsunuz? Her sabah günlük temizliğimizi şöyle yapıyoruz. Her sabah ilk önce dezenfektanla her yer dezenfekte ediliyor. Bunun için özel bir cihaz aldık. Yarım saat bekletiliyor. Yarım saat sonra da genel temizliğimiz oluyor. Malzemelerimizin hepsi zaten bir gece önceden steril cihazına konur.
sabah çıkar ve her müşteri sonrasında da sterile tekrar girer. Onun haricinde de günlük ikramlar yasak biliyorsunuz. Ama biz gene de müşterimizi mağdur etmemek adına tek kullanımlık onda da ürünler kullanıyoruz. Bu süreçte işlemlerinizi uygularken nelere dikkat ediyorsunuz işlem sırasında? İşlem sırasında nelere dikkat ediyoruz? Aslında normalde de benim işlemlerim tamamen hijyenik bir ortamda olması gerekiyor. Ondan dolayı ben bu konuda çok sıkıntı yaşamıyorum. Yani ben ya da müşterilerimi yadırgayacak bir durum yok. Zaten işlemlerimiz dediğimiz gibi hijyenik olduğu için her müşteriden sonra pandemiden önce de biz dezenfektanla kullanılan cihazları temizliğini yapıyorduk. Sonra diğer müşterimizi alıyorduk. Şu an yani bu süreçte bu bizi etkilemedi tabii ki hijyen konusu. Normalde de olması gereken bu olduğu için güzel salonda sonuçta kanlı işlemler de yapıyoruz. Bundan dolayı tek kullanımlık ürünler gerçekten çok önemli. Bu konuda da hani çok etkilendik değil yani. Normalde yaptığımız şeyi aynen devam ettiriyoruz. Peki buradan Şanlıurfalı hanımlara neler söylemek istersiniz? Buradan Şanlıurfalı hanımlara şunu söylemek isterim. Merkezimize gelirken tamamen içleri rahat olsun. Ben söylüyorum, gelip merkezimizde gezebilirler. Bunun için de şu an burada bulunan müşterilerim onlara belki birkaç mesaj vermek isteyebilir. Sürekli gelen müşterilerim en başından beri, pandemi sürecinden beri onların da bir düşünceleri, fikirleri belki onlara bir şey olur, önce olur. Onun haricinde hepsini bekliyoruz. Onlar için elimizden geleni de yapıyoruz. Kendinizi tanıtır mısınız? Hebe, adım Zehrin, soyadım Parlak, okul öncesi öğretmeniyim. Peki Dilek Hanım'ın yanına ne zamandır geliyorsunuz? Yani yaklaşık 3,5 yıldır geliyorum. Burada neler yaptırıyorsunuz? Birçok şey aslında yapılıyor ama benim tercihim manikür, pedikür, protez tırnak, jel tırnak gibi şeyler. Bunları yapıyorum. Peki bildiğiniz gibi şu an pandemi sürecindeyiz ve Şanlıurfalı hanımlar bu tip yerlere gelmeye çekiniyorlar daha doğrusu. Hı hı. Sizin buraya gönül rahatlığıyla gelmenizin sebebi nedir? Pandemi sürecinde çekinmeleri çok normal aslında. Çünkü her yerde yani bir sürü olay var ve titizlik burada en önemli konu. Ama Dilek ablanın yanına gelince gönül rahatlığıyla geliyorum. Çünkü hem yaptığı işlem olsun, hem alanının temizliği olsun, hem yanında çalışanların titizliği olsun, ilgi alakaları, her şeyleri bayağı iyi olduğundan dolayı burayı tercih ediyorum. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Zaten sosyal mesafeye gayet dikkat eden bir yer olduğundan dolayı endişe duymalarına kesinlikle gerek yok. Böyle. Teşekkür ederiz. Rica ederim.